Herkese merhabalar arkadaşlar, neredeyim? İstanbul'da Beşiktaş'a bir günde ne yenir videosunu çekmeye geldim arkadaşlar ve güne çok güzel bir kahvaltıyla başlamak istiyorum. Hava çok güzel, şartlar çok uygun, karnım deli gibi aç ve hiç vakit kaybetmeden çok güzel bir yere gideceğiz. Kahvaltıcıların olduğu bir bölgeye, hemen oraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kahvaltı için nereye geldik? Çakmak kahvaltı salonu. Dediğim gibi burası arkadaşlar böyle kahvaltıcıların olduğu bir bölge. Beşiktaş'ta izlediğim gibi hemen içeri girelim, kendimize güzel bir serpme kahvaltı söyleyelim. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Şöyle dolu dolu bir sofra. Nelerimiz var? Şöyle kavur malı yumurta var, menemenimiz var, sucuğumuz var, ballı kaymak var, şöyle çikolata var, şöyle bir salata var, üzerine peynir eklemişler, patates kızartması, sigara böreği, şöyle acılı bir ezme, zeytini, domates, salatalık, biber, şöyle güzel bir peynir tabağı, çayımı söyledim, pişim var, şartlar uygun, ne yapıyoruz? Başta tabii ki de kavurmalı yumurtayla başlayalım. Hakan'cığım şöyle bir yakından gel, şöyle girelim, oh, şöyle bir parça aldım, güzel bir başlangıç yapalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burası böyle kahvaltıcılar sokağı gibi söyleyeyim. Adım başı kahvaltıcı var. Belki 14-15 tane kahvaltıcı gördüm burada. Hepsinin tarzı birbirine benziyor. Burası çok söylendiği için buraya geldim. Bence tarzı çok güzel. Tam benim istediğim konsepte. Şöyle menemenden de alalım. Şuradan alıyorum. Şöyle devam edelim. Bu kahvaltı normalde 2 kişilik ve fiyatı 530 TL. Ekstra söylediklerim var. Normalde 420 TL'ydi. Ekstralarla beraber buradaki olan tüm her şey burada mevcut. Ve fiyat dediğim gibi 530 TL. 2 kişi gelirsin. Bence burada çatlayana patlayana kadar yersin diye düşünüyorum. Şöyle sucuğunun da bir tadına bakalım. Yağıyla iyice bezeyelim. Devam edelim. Oğlum. Sucuk çok kaliteli. Yani eğer buraya geliyorsanız sucuk mutlaka ama mutlaka söyleyin sofraya. Sucuk ekstraydı zaten. Şöyle çıtır çıtır bir şey. Evet. Oh, kıvamı çok güzel. Çıtır çıtır sesler de çıktı. Bu da çok başarılıymış. Şöyle pişin içerisine, sıcak ya duman üzerinde. Şunu denemek istedim. Şöyle kaymağıyla, balıyla alırsın. Oo, iyiden iyiye yatırdım onu. Şuradan devam edersin. Çok güzel gitti. Peynirler de böyle çok kaliteli gözüküyor. Biraz şuradan alayım önce. Şu salataları da ilgimi çekti. Güzel. Şöyle kaliteli peynirlerle devam edip buranın keyfini çıkaracağız. Böyle 3-5 bardak da burada çay içeriz. Sonra devam ederiz yemeğe. Evet şimdi de tarihi Karadeniz dönere geldik arkadaşlar. Kocaman böyle et dönerleri takmışlar. Böyle ciddi sıralar da oluyor. Biz biraz daha böyle erken saatte geldik ki böyle kalabalığa kalmayalım. Buranın etini çok merak ediyordum. Sürekli söyleniyordu. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Cengiz ustamız var. Cengiz usta nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah şöyle Allah kocaman olsun. Bir şey görüyorum burada. Evet. Yani ilk defa bu kadar büyük şişman bir döner görüyorum. Çok da güzel gözüküyor. Evet. Burası da çok söylendi. Özellikle burası mutlaka ama mutlaka gitmelisin. Et dönerinin tadına bakmalısın dendi. Hoş geldiniz. Biz de dedik gelelim bir güzelliğin tadına bakalım. Ne kesinlikle yapıyorsunuz? Dürüm mü yapıyorsunuz? Servisi mi? Genelde daha önce buranın neyi önerirsin pide, bana? Pide olarak genelde çok yapıyoruz. Tamam. En, burada en çok giden lavaş ya da tabakta pilav üstü. Siz tamam. Nasıl beğenirseniz. Biz pide alalım o zaman. Bir de böyle güzel yapalım. Bir pide yaparsan tamam. Ekmek arası. Hemen. Şöyle sulu sulu gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz bana gibi. Kaç gram giriyor ortalama ustam bunun içerisine? 80 gram, 100 gram nasıl isterseniz o şekilde. Tamam. Biz 100 gram yapalım seninkine. Ne kadar şu an 80 gramına kadar? 80 gramı 150 lira. Şu an 150 evet, TL. Şöyle evet. Hemen yan tarafa geçelim Hakan. Yapılışını da gösterelim. Şöyle ekmeği ustam böyle etle doyuracak. 80 gramın tamamını evet ekleyecek. Olay budur biraz diyorsun. Biraz da domatesler ilave edelim. Bak, kenarda böyle közlenmiş domatesle evet közlenmiş biberler var. Onu da ustam ne yaptı? İçerisine soğan, ekledi. Soğan seversen biraz bayılırız soğan katar. Soğana. Biraz soğan kat. Et varsa soğan olmazsa olmaz. İki kesinlikle aşık gibi bence. Aynen öyle. Bunu da en ekledik. Çok ne demiştim ben ustam buna? 80 gram 150 lira. Evet. 150 TL. Evet, evet şöyle aldık arkadaşlar. Ayaküstü arkadaşlar. Ne yapacağız bunu? Şöyle. Diyorum. Oo. Şöyle söyleyeyim. Et çok lezzetli. Eklenen domates yok mu? Sanki böyle Hatay'ın böyle tepsi kebapları olur ya. O kıvama gelmiş. Çünkü o dönerin yağı üzerine aka aka çok güzel bir lezzet katmış. Benim çok hoşuma gitti. Buna bak mis gibi. Çok güzel. Fiyatı 150 TL 80 gramı. İstiyorsan et oranını arttırabiliyorsun ama bence çok makul. Yani Beşiktaş deyince, et döner deyince akla ilk burası geliyor. Eğer buralara geliyorsanız, yolunuz düşerse yine uğranması gereken yerlerden bir tanesi olarak düşünüyorum.
Çünkü çok başarılı. Evet arkadaşlar, şimdi de böyle bir çiğ börek sever olarak güzel bir çiğ börekçi buldum. Burada mekanın ismi Çiçi Börek arkadaşlar. Küçücük bir dükkan. Çok güzel, çok böyle şirin bir yer. Ve ne yapıyoruz? İçeri girelim. Hemen böyle kendimize güzel böyle ne varsa, hangi çiğ börekten varsa hepsinin siparişini verelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Deniz var. Nasılsın Deniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok güzel çiğ börekler yapılıyormuş burada. Öyle diyorlar. 3 çeşit var herhalde. Neler evet, var? Çiğ böreğimiz var. Kıymalı olan, tamam. Üst börek, peynirli. Samosa da sebzeli olan böreğimiz. Süper, tamam. Hemen o zaman bir yapılışını gösterelim. Tabii ki. Evet, başta hamurları siz önden ayarlamışsınız zaten. Evet, hamurları hazırlıyoruz. Ama normaline göre biraz daha sert oluyor, doğru mu? Yanlış mı biliyorum? Yani klasik ya, mesela kulak sert. Memesi yumuşaklığında derler evet, ya, değil. Ondan daha sert. Daha sert oluyor. Evet, özel makinasında arkadaşlar gördüğünüz gibi inceltiliyor. İncecik kıvama geldiği zaman da artık içerisine malzemeler ekleniyor arkadaşlar. Ne kadar şu an güncel fiyatımız? Tanesi 35 TL. Tanesi 35 TL. Böyle yaprak gibi görüyorsunuz arkadaşlar. İncecik oldu. Evet, bu yaptığımız ne oluyor? Samosa deniyor. Evet. Bak içerisinde bezelye, havuç, soğan mı? Soğan patates. Giriyor, patates giriyor. Yeşil mercimek. Süper. Bu şekilde katlanıp özel aparatında kenarları alıyorsun ve bu pişmeye hazır değil mi? Samosayı bir de örgü halinde yapıyoruz. Bunun kenarlarını katlayıp ona şekil veriyorsun. Evet. Süper. Çok güzel oldu. Evet, samosa hazır. Bunu hemen şöyle kızgın yağın içerisine atıyorsunuz. Hemen sırada ikincisi var. Kıymalı olan. Şöyle gösterelim kıymalıyı. Ondan da şöyle ekledi. Sulu sulu olması makbul olanı bu şekilde. Evet. Heh. Kenarlarında bunu da aldım. Bu ama bu şekilde kalıyor herhalde. Aynen öyle. Bu da böyle ateşte buluştu. Sırada peynirli. Bunda kaç çeşit peynir var? Kaşar peyniri ve beyaz peyniri. İki çeşit peynir kullanılıyor. Bu da iyiden iyiye katlanıp son halini bu şekilde alıyor. Üçü de atıldı. Artık pişmesini bekliyoruz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, çıtır çıtır olma kıvamına geliyor yavaş yavaş. İyice onu yağla besledi. Banyosunu yaptırdı. İyiden iyiye kıvama geldi. Biz de heyecanlanmaya başladık. Evet, bir tanesi pişti. Şöyle fazla yağ gitsin diye özel böyle ızgaranın üzerine alındı. Pişti herhalde hepsi. Evet. O zaman hızlıca biz sofraya geçiyoruz. Teşekkür ettik. Eline koluna sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Kendime güzel bir ayran da söyledim. Şöyle özel hisarın görünce kaçırmadık. Şöyle samosaya sürülen arkadaşlar bir sos var bir de burada. Bunu da yanımıza aldık. Şöyle bir tanesiyle başlayalım. Şuradan şöyle kendimi açıyorum. Oh, bunun suyu normalde böyle sulu sulu olur. Bu olay budur arkadaşlar. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Çiğ böreğe ben bayılıyorum zaten. Normalde benim favorim muhtemelen kıymalı olacaktır ama diğerlerini bilmiyorum. Tatmak lazım. Akıp gidiyor. Dışı çıtır, içi böyle sulu sulu. Çok başarılı. Sağlam bir çiğ börek yiyebiliriz buna. Şöyle hemen ikincisini açalım. Şöyle. Bu da görüyorsunuz sünüyor. Peynirli. İki tane peynir giriyor buna. Beyaz peynirli. Kaşar peyniri. Hmm. Bu da güzelmiş. Ayran da başarılı. Şu an çok mutluyum. Çünkü lezzetler çok güzel. Şimdi samosa. Bunu ilk defa görüyorum. Böyle çeşit çeşit çiğ börek yedim ama bak, malzemesini görüyorsunuz. Bunu önden şöyle bir sade tadalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da çok güzelmiş bu arada. Yani bir daha gelirsem bundan mutlaka ama mutlaka isterim. Şöyle özel bir baharat da katmışlar içerisine. Sadece sebze değil. Şöyle sosundan da ekleyelim. Acılı bir sos ama ben sade yemeği tercih ediyorum. Çünkü aroması çok güzel. Bence burayı mutlaka not edin arkadaşlar. Eğer özellikle çiğ börek seviyorsanız buraya mutlaka gelmelisiniz diyorum. Evet, şimdi Kafadaroğlu'na geldik. Biraz yediklerimizi sindirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neyle? Tabii ki de tatlıyla. Hemen içeri girelim. Kendimize bir tatlı seçelim. Burada da böyle sütlü Nuriye'yi çok övdüler. Birçok takipçi yazdı. Abi mutlaka sütlü Nuriye'sini yemeden geçme dedi. Hemen geçiyoruz. Cevizi de yapıyorlar. Hemen içeri girip tadına bakalım. Evet arkadaşlar, dışarıya çıktım. Şöyle göstereyim. Sütlü Nuriye bu şekilde yumuşacık bir kıvamı var. Şöyle şuradan kendimi alıyorum. Tadına bakıyorum. Şöyle içinde göstereyim. Boldan boldan ceviz atmışlar arkadaşlar. Sütün içinde yüzüyor. Hafif bir tatlı istiyorsanız bence akıp gidiyor. Hafif bir tatlı. Bunu yersin, yoluna devam edersin. Ben normalde böyle cevizli tatlara bayılırım. Onun için benim çok hoşuma gitti. Bu arada porsiyonda 4 adet var arkadaşlar. Bunun fiyatı 65 TL. Gerçekten çok keyifli. Bunları da yiyelim, sonra yolumuza devam edelim.
Evet arkadaşlar, şimdi Salt Fried Chicken'a geldik. Buranın da hamburgeri çok önerildi. Biz de hamburgeri sevdiğimiz için buraya geçelim. Kendimize güzel bir menüyü kontrol edelim. En fazla tercih edilen hamburgeri yiyeceğim, soracağım. Ona göre tercihimizi yapacağız. Hemen giriyoruz içeriye. Evet arkadaşlar, siparişimizi verdik. Yanımızda Baran var. Baran nasılsın? İyisin bu arada? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Baran dedi ki en fazla bu gidiyor dedi. Adı ne oluyor? Aizonya Burger. Mor lahanalı bir ürünümüz. Alt katmanında relish sos var. Relish sos şu beyaz olan. Evet. Mayonez, turşu bazlı bir sos. Üstünde tavuğumuz, onun üstünde mor lahanamız. Mor lahanamızın üstünde de ballı hardalımız mevcut. Ballı hardal var. Evet. Şöyle sarı olan. Çok bu güzel gözüküyor. Servis. Ekmek de bu arada arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 202 TL. 202 TL. Ben hemen oturuyorum. Bunun keyfini çıkaracağım. Teşekkür ederim Baran. Evet. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Burası şöyle söyleyeyim. En fazla söylenen yerdi arkadaşlar. Yani bir liste yaptım ben. En fazla burası söylendi. Onun için şöyle kaçırmak istemedim. Dediğim gibi fufuduk bir ekmeği var. Dolu dolu. Şöyle tadına bakıyorum. Kocaman bir şey bu. Şuna baksana. Söylendiği kadar varmış. Çok lezzetli. Yanında şöyle 3 tane sos veriyorlar. Şöyle soslarını da bir gösterelim. Şöyle sosuna batırırsın. Tabi burada eller batacak biraz. Elimiz yüzümüz bata bata bunu. Bu şekilde yiyeceğiz arkadaşlar. Evet yine çok güzel bir lezzetin peşine düştük arkadaşlar. İzmirli söğüşçü. Burada söğüş yiyeceğiz. Çok tatlı da bir amcamız var burada. Hem muhabbetimizi yapacağız hem de söğüşün keyfini çıkaracağız. Hemen girelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Kenan abimiz var. Kenan abi nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de çok iyiyim. Şöyle tezgahım böyle parıl parıl parlıyor. Çok güzel gözüküyor. O parlaması zaten olmaz. Başta bak çok güzel bir şey girdi. Mor soğan ve maydanoz. Mor soğan ve maydanoz. İki aşık diyebilir miyiz bu mor soğan ve maydanoza? Ne diyor Kenan Usta? Tam üstüne bastı. Doğru yerdesin. Doğru yerdesin. Şöyle bak, tezgahın altında böyle çeşit çeşit sakatatlar var. Kellenin tüm her yeri var. Şuradan göster Hakan'cığım istersen bak. Şuradan evet, bir açalım gösterelim. Burası yanak. Yanağımız orada. Burası dil. Dil. Bu, hemen beyinleri de görüyorum. Burada iç yanak ve göz var. İç yanak, göz. Orada da beyinler. Krema var yani. Kreması. Kreması da orada diyorsun. Her şey orada. Süpersin Kenan Usta. Evet. Şimdi başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Yanak herhalde bu Kenan Usta. Bu dil. Dil mi o? Dilden dilleri böyle ince ince kestin sen. Tabii, özelliği orada zaten. Zaten ince ince doğrayacaksın. İnce olması şart diyorsun. Şart. Şöyle gözünü yani yiyin. En önemli yeri. Doğru mudur? En lezzetli yeri. Göz deyince milletin aklına o kara şey geliyor. Bu gözünü yani yiyin. O içindeki tabii kısmı çıkarılıyor. O çıkarıyor. O zaten yani. Bu da yağlı kısmı. Bu yağdır. Pamuk gibi olur, lezzetli olur. Burada tat veren tek madde de budur. Onlar da doğrandı. Onu da doğradık. Şimdi şu görmüş olduğun yanağın iç kısmı. Yanağın iç kısmı. Her yerden girecek. Her tattığında ayrı bir lezzet. Tabii. Her yerden ayrı bir lezzet alacaksın. Ondan sonra geldik şimdi buraya. Bir adet yanak aldık elimize. Yanaklar da geldi. Yanağı da aldık elimize şöyle. Ondan sonra bunu da başladık bu doğramaya. Oo, mis gibi bir şey olacak. Memleket neresi senin Kenan Usta? İzmir Karşıyaka. İzmirlisin sen de. İzmir. İzmir'den olsun. İstanbul'a geldim. Bu aynen. Lezzeti herkese tattırıyorum diyorsun. İzmir'den geldik buraya, dedik ki İstanbul'u da bilsin bunu. İstanbul'da evet. Bunu yapan yok. Bilen de yok zaten. Burası da söylenen yerlerden bir tanesi. Evet. Namın her tarafta duyulmuş. Şöyle soğanların üzerine koyduk bunu. Boldan boldan girdi. Herkese bu şekilde yapıyorsun Kenan Usta. Aynen. Gramı şaşmaz. 170 gram. Ne? Elimin ayarı da var diyorsun. Bak asıl bomba dokunuş geliyor. Beyin. Bu işin olmazsa olmazı kreması. Kreması, pastası, çikolatası artık neyi sayarsan say. Of. Süpersin. Omega 3. Orijinal söğüş bu şekilde yapılır evet, diyorsun. Evet, orijinal söğüş bu. Şöyle hafiften bir pul biber atıyoruz tat versin diye. Arkasından özel çekim kimyonumuz. Kimyon olmazsa bence olmazı. Olmaz. Söğüşün. Kimyon zaten bunun ilacı. Şöyle bornuktan tamam. Da düşürtme onu. Sırada. Çok hafif bir tuz. Hafiften bir tuz yağmuru ve. Ondan sonra. Bitmiyor kabuğu, dedin sen. Kabuğu soyulmuş domates. Abi kabuğunu soyup soğana çevirmişsin sen domatesi. O zaten soyulması olmaz. Değil mi? Böyle incecik onu da doğradın. İncecik onu da doğradık ve böyle bunun üzerine koyduk. Oh, taşlandırdın sen onu. O da onun şimdi süsü oldu. Şimdi sevgililer gününde eşlerine bunları hediye edebilirler. Çiçek buketi yapıyorum nasıl? Üşümesin diye örttün sen onu. Üşümesin diye örttük. Sevgililer günü özel. Herkes sevgilisini buraya getirip şöyle bir buket yaptırabilir diyorsun. Evet aynen öyle. Bu buketi sevgilisine verdiği zaman bir bilezik almış gibi olurlar. Peki Kenan Usta'm, güncel fiyatımız nedir? Ne kadar şu an bunun fiyatı? Şimdi bunun fiyatı 160.
Bu şekilde 160 TL şu an. Normal, o da bizde sadece. Sadece bizde diyorsun. Piyasanın altında mı burası? Piyasanın altı. Tamam. Şimdi diğer taraflarda 200'e 225'e veriyorlar ama biz bunu fazlasına gerek yok. Gerek bizim yok, zaten paraya ihtiyacımız. Biz süper, bu işi zevk süper için yapıyoruz. Yeğenime şöyle bir dükkanı açtık. Ona kuracağız, hazırlayacağız süper, her şeyi. Çok güzel. Yapacağız. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet Allah daha çok versin olsun diyoruz. Biz sofraya geçiyoruz. Teşekkür buyurun ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol. Olaylar. Sözcünüzü takdim edeyim. Adamız şalgam. Çalkalamak gerekiyor diyorsun. Çalkalamak gerekiyor. Çalkalamadan olmaz. Ağzını da açacaksın şöyle güzelce. Afiyet şeker bal olsun. Yanal Usta memnun olun da sağ ol. Teşekkürler. Soframıza geçtik arkadaşlar. Şöyle tutalım. Şöyle keyfini çıkaralım. Sevgiline rahatlıkla yedirebilirsin. Sevgiliniz de gelebilirsiniz diyorsunuz. Rahatlıkla, çok rahatlıkla. Eline sağlık, çok güzel. Bu yanında şalgamla. Oo, çok güzel gitti. Tam böyle sanki böyle İzmir'de yiyormuşçasına keyif veriyor. Kenan Usta'm hakkını vermiş. Hem böyle dolu dolu hem de lezzetli. Ekmeği özel. Eğer özellikle söğüş seviyorsanız burayı kaçırmayın derim. Hayatımda söyledim. Eğer hayatınızda hiç söğüş yemediyseniz de bir kere tatmanız lazım. Ön yargılı olmayın bence. Çünkü çok güzel bir lezzet. Evet, şimdi kukrutiye geldik. Böyle tavuğa farklı böyle pişirme teknikleriyle çok güzel böyle sulu sulu bir tavuk yapıyorlar arkadaşlar. İçeri gidelim, böyle farklı farklı soslarla havalara uçuyorlar tavuğu. Biz de giriyoruz. Bu lezzetin tadına bakıyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Buse var. Nasılsın Buse? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzel bir ortam var. Şöyle bir Hakan'cığım gösterirse. Ne oluyor bu? Nasıl bir sistem var bunun? Nasıl pişiyor? Bu şekilde tamamı bu şekilde pişiyor mu yoksa farklı bir pişirme tekniği var mı bunun? Şöyle, zaten kömürle işlem yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Kömürde tavuk yapıyoruz. Belli dereceye geldikten sonra bunu belli derece, derecelerimiz var orada. Süper. Belli dereceye geldikten sonra sandıklama yani fırınlama işlemi yapıyoruz. Onu görme şansımız var mı şu an tavuk varsa? Evet var. Burada mesela belli dereceye geldikten sonra fırınlama işlemi yapıyoruz. Oo. İçindeki suyu hapsetmesi için. Hmm. Orada pişiyor sonra evet, buraya alınıyor ikinci evet istasyonu. En az bir saat şekilde. Bir saatte evet burada pişiyor. Evet, ondan evet sonra daha sunuma hazır oluyor. Evet, servis ediyoruz. Süper. Çok o güzel şekilde bir sistem. Teşekkür şöyle ederim. Hazır olan varsa böyle bize de tabii, bir porsiyon yaparsa tabii, yarımlık yaparım mı var demiştin evet sen? Evet. Genellikle biz iki tarafına lezzetine bakmanız için yarım tavuk öneriyoruz. İçerisinde hem kanatlı göğüs hem kalça butu olduğu için evet her iki tarafın lezzetine bakmanızı istiyoruz. Muhteşem. Tamam, biz yarım alalım o evet zaman. Evet tamam. Hemen hazırlanışına teşekkür geçelim. Teşekkür ederim. Şöyle sandıklar açıldı. Şöyle kendimize bir tane aldık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada biz kızarıklığına bakmıyoruz. Genellikle gelen misafirlerimiz kızarık tavuk istiyor ama bizim amacımız kızarması değil. Aksine yani belli dereceye geldikten sonra o sulu tavuk servis etmek. Sen diyorsun ki dışı değil, içi önemli evet, diyorsun. Evet, sulu sulu kalacak. En önemli özelliği o. Köz tadını da alıyor, iyiye de pişiyor. En son bu şekilde ince ince doğranıp sunuma hazır hale getiriliyor. Fiyatına kadar onu da soralım. 295 lira. Bu şekilde 295. Yanında salatası veriliyor. Çok güzel bir sunumu var. Acı, orta, acısız. Ben acı severim. Burada 3 seçeneğiniz var. Acı, orta, bak, acısız şöyle şeklinde. Şöyle yakından gösterelim. Böyle ekstradan da böyle sos ekleniyor. Bu acılı oluyor. Bu orta, bu da az acılı. 3 evet tane seçenek var. Boldan boldan da sosunu ekledin. Bunu ekledikten sonra sos her yere geçmesi için ilk bir parçaya sonrasında diğer parçayı ekleyerek sosluyorum. Ha, çok güzel. Süper bir sistem bence. Yani sos her tarafa değmiş oluyor. Doğru mudur? Evet. Süper. O zaman büyük bir sabırsızlıkla bu lezzetin keyfini çıkarmak üzere ben sofraya geçeceğim. Bunun yanında başka bir şey yok. Bu şekilde servis evet, ediliyor evet değil mi? Yanında bir de patates kızartması geliyor. Yanında patates kızartması da veriliyor. O zaman bir sofraya geçtik. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ederim. Sağ ol. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Ya şunun görüntüsüne bakar mısın ya? Yani dolu dolu. Bundan zaten tek kişi patlayana çatlayana kadar doyar. Sosla da beslediler. Çok güzel bir salata görüyorum burada. Yani çok güzelmiş. Şöyle tutalım. Oo bak, dokunduğum gibi ayrılıyor. Şuna bakın. Pişme oranı gerçekten çok güzel. Kendiliğinden geldi. Şuradan kendime bir parça aldım. Ve şöyle tadına bakıyorum. Acısı da acıymış hani. Bildiğin sağlam acı. Eğer böyle acı çok sevmiyorsanız az acılı alabilirsiniz. Ya da orta acı. Ben sevdiğim için çok güzel gitti. İlk defa böyle bir lezzet alıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani mutlaka denenmeli diyorum. Farklı bir salataları var bir de. Biraz salata. Soğanla da bezeyelim onu. Şöyle devam edelim. Burası da açılalı fazla olmamış. Yağmur da... Dışarıda ciddi bir yağmur başladı bu arada. Romantik bir havada. Şöyle Hakan yandan bir gösterirsen. Böyle gösterelim. Yağmur da yağmaya başladı. Şartlar bence çok güzel. Tam yedirelim de hava. Biz bunun keyfini çıkaralım. Sonra devam edelim.
Evet, şimdi de Şöhretler Köftecisi'ne geldik arkadaşlar. Hava böyle biraz karardı. O da tabii yağmur havası olduğu için bu havada köfte, et çok güzel gider. Hemen içeri girelim, ustamızla da sohbetimizi yapalım. Sonra dışarıda güzel bir köftenin keyfini çıkaralım arkadaşlar. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Osman ustamız yanımızda. Osman usta kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Her şey yolunda. Hoş bulduk. Her şey yolunda, çok süper. Köfteleri oraya atmışsın. Bir yanına gelelim, böyle tabii, gösterelim tabii, köfteleri. Tabii, evet, köfteler şöyle asker gibi dizilmiş. Osman ustam onlar oynuyor, tabii. Huzursuz ediyor onları. Tabii, peki tabii, Osman ustam ne eti kullanıyorsun burada? Dana eti kullanıyorum. %100 dana eti. Dana peki, döş, dana döşten. Köfteye neler giriyor? Köfteye baharat kullanmıyoruz. Köfteye tuz, dinlendiriyoruz tuzla. Ekmek kullanıyoruz, soğan kullanıyoruz. Yani öyle bir karbon şey falan bizde şey yok. Yani böyle bir baharat tarım türü falan bir şey girmiyor. Peki ne köftesi olarak geçiyor bu Osman ustam? Bu inegöl tipidir ama kendimiz yapıyoruz. Kendimiz imal ediyoruz. Çok güzel. Bir porsiyona kaç adet giriyor? Bir porsiyonda gramaj olarak 120 gramda 8 adet giriyor porsiyona. Şimdi vereceğim zaten göreceksiniz. Şu an güncel fiyatımız nedir? Güncel fiyatımız 130 TL'dir porsiyon. 130 TL. Aynen, süper. Porsiyon 130 ha, bu köz ateşinde pişiyor değil mi usta? Tabii, kömür ocağında, kömür süper ateşinde. Çok güzel. Bir gösterebilir miyiz şöyle gözüküyorsa? Tabii tabii, hemen. Alttan hemen. Şöyle bak, göstereyim, şöyle köz ateşinde pişiyor. Kenarda böyle biberler yavaş, kendinden yavaş geçmiş durumda. İyiden iyiye közlenmiş. Köfteler de böyle sulu sulu kalacak dedin sen. Tabii tabii tabii. Suyunda pişirmek çok önemli. Çok kurutmadan. İyi. Biz de heyecanla bekliyoruz Osman usta. Peki evet, bunun yanında yancıları var mı? Ne veriyorsunuz yanında? Közde biber var, domates var, kekik var, bir de sos veriyoruz. Süper. Çok güzel. Hemen servis yapacağız evet şimdi. Köfteler pişmek üzere herhalde evet Osman usta. Pişmek üzere. Ben servis yapmam lazım şu anda. Süper. Hemen servisini evet yapalım o zaman. Şöyle sulu sulu köfteler tabağa artık ufaktan ufaktan alınmaya başlandı. Tabii tabii tabii. Tabii. Biberini de üzerine bu şekilde yanına biber ekleniyor. Ve servise yavaş yavaş sunuyoruz. Hazır. O zaman ben de bunu alıyorum. Hemen sofraya geçiyorum. Afiyet Osman usta, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Ayranımı söyledim. Bir de şöyle bir fiyat söyledim. Bunun da fiyatı 40 TL'ymiş arkadaşlar. Başta ne yapalım? Şunu bir besleyelim. Yanında köftenin yanında piyaza ben bayılıyorum. Çok güzel yakışıyor çünkü. Salata niyetine piyaz bence muhteşem oluyor. Şöyle bir onu da bir karıştıralım. İyiden iyiye karıştırdık. Şöyle köftelerin bir kıvamını bir Hakan gösterelim. Bak şuradan böyle bastırdığım gibi suyu nasıl da çıkıyor bilmiyorum. Görüyor musunuz oradan? Çok güzel. Sulu sulu da ustam bırakmış. Şöyle bir tanesini hatta açalım, gösterelim. Şuradan açtım kendime. Çok güzel bir pişme oranı. Şuradan aldım. Süper. Tam beklediğim performans. Çok tatmin edici bir köfte. Dediğim gibi çok böyle ateşte öldürmedi ustam. Kurutmadı. Tam kıvamında yapmış. Tam olması gerektiği gibi bence. Yanında közlenmiş biberiyle. Salatasıyla. Bu güzel lezzetlerin keyfini çıkarırsın. Bir de acı sos veriyorlar. Bunu da kendileri yapıyormuş. Bir de şöyle bir deneyelim. Biraz öyle biraz böyle tada tada keyfini çıkaracağız bu masanın. Burası da gözde yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Biz buranın keyfini çıkararak devam ediyoruz yolumuza. Evet şimdi Beşiktaş çarşı içinde soydan turşularına geldik. 100 yıllık bir işletme. 4 tane kuşak atlamış. Yani bu lezzetin zaten kötü olma ihtimali yok. Böyle nokta yerlerden, imza yerlerden biri arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz, hemen içeri girelim. Murat Usta var içeride. Murat Usta ile hem muhabbetimizi yapalım hem de turşuların tadına bakalım. Güzel bir turşu suyu içelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Murat Usta'mız var. Murat Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok şükür, elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Ben de süperim. Çok maşallah iyiyim. Burayı gördüm, daha da süper oldum. Böyle rengarenk mis gibi turşu da çok severim. Bak ağzım sulanmaya burası başarı. Şifa deposu. Şifa çok deposu burası. Çok da ciddi bir kalabalık var. Çok şükür. Ciddi bir sirkülasyon evet, var. Lezzetinin güzel geldi olduğuna da eminim. Eksik mevsimi oldu geldi diyorsun. Şöyle söyleyeyim ben size kısaca. Ben bu tezgahta 4. nesilim. Kuruluşumuz 1930. Babam, onun çok babası, iyi, onun babası. Ben 4. nesilim dediğim gibi. Turşuyu kendimiz yapıyoruz. Tamamen ev turşusu, fermante, katkısız, koruyucu süper madde içermeden 100 yıla yaklaşık devam ediyor. Senin en sevdiğin turşu hangisi? Vallahi ben hepsini severim. Evdeki sofradaki yemeğe göre değişiyor. Mesela evde mercimek yemeği varsa lahanayla salatalığa bayılırım. Kuru fasulye varsa biber'e bayılırım. Yani yemekten yemeğe değişiyor ama hepsini severim yani. Peki en enteresan turşu ne oluyor sizde? Yani şu enteresan an bamya var satışta. Çağla turşum var. Şöyle göstereyim. Çağla turşusu. Evet. Şöyle bamyam var. Bamyanın tadına bakabilir miyiz? Lütfen. Buyurun. Şöyle yani ikram edeyim. Hem çıtır çıtır. Evet. Tabii. Biz ama bardak turşu da alacağız. Artık. Hemen hazırlayayım. Turşu suyu içeceğiz arkadaşlar. Hemen hazırlayayım. Böyle onun içerisine lahana da giriyor dedi. Şimdi genelde müşteriye soruyorum. Ha. Müşteri hangi çeşitleri seviyorsa 3-4 çeşit buradan istediği çeşitlerden hazırlıyorum. Ama genelde usta sana bırakıyoruz derler. Sana sağ olsunlar. Aynen öyle. Müşterilerimiz de öyle der. Ben de güzel bir çeşit yaparım. Salatalık turşusu girdi. Salatalık attık. Şu kavun kelek. Kelek. Bakın o şöyle. Keleği normaline de bayılırım. Turşusu böyle tam kütür kütür olur. Bakın şöyle bir havuç atarız. Renklendirdik. Lezzetlendirdik.
Adana'nın şalgamı. Şöyle bir tane erik. Erik de girdi. Bizim mucize patlıcanımız. Patlıcan bu da içeri bile var. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız. Allah, patlıcan yani boşuna, ilk defa. Boşuna Türkiye'yi dolaşmayın. Şöyle hazırladım. Sonra suyunu sorarım müşteriye. Acı tatlı orta derim. Ben... Müşterimiz nasıl seviyorsa. Acı severim ben. Acı seversiniz diyor. Tamam. Daha havalar tam soğumadığı için soğuk olarak ikram ediyoruz turşu suyumuzu da. Olur, olur. Bu acısızdı. Olur. Şurada acılı şifalı iksirimizden atıyoruz. İksiri ekledim. Şöyle rengimiz. Mancar suyu. Olay patladı. Efendim buyurun. Nedir? Afiyet olsun, şifa olsun. Teşekkürler. Murat Usta, nedir bunun fiyatı şu an? 20 lira efendim. 20 TL. Evet, bu süper. Boy bardağımız 20 lira. Şöyle büyük boy bardağımız var. Baba bulur. İçindeki çeşide göre 30 lira, 40 lira olarak değişiyor. İsteyene sadece turşu suyu da verebiliyorum. O da 7,5 lira. O da 7,5 bardakta. TL. Evet. Çok iyi. Biz bunu alalım. Şöyle dışarıya çıkalım. Rahat rahat keyfini çıkaralım. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Siz de sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Olmayın. Evet arkadaşlar, dışarıya çıktım. Başta şu patlıcanının bir tadına bakmak istiyorum. Yumuşak bir yapısı var. Isırdığın gibi suyu böyle ağzına akıyor. Çok güzelmiş. Şöyle. Şalgam havucu. Arada ne yaparsın? Turşusunu çekersin. Çok güzel. Eriği var. Gütür gütür daha. Şuna keleğinden. Çok iyi. Biz bunu böyle yürüye yürüye keyfini çıkaralım. Hem böyle yediklerimizi biraz bastıracak, sindirecek. Sonra da yemeğe devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de FIFO çıtıraya geldik. Burada kocaman tavuğu alıyorlar. Böyle bronz şeklinde iyiden iyiye kızartıyorlar. Çıtır çıtır sulu sulu bir tavuk yiyorsun. Hemen girelim. Nasıl yapıldığını göstereyim. Farklı bir cihaz içerisinde yapıyorlar. İçeri giriyoruz. Ustamızla konuşa konuşa muhabbet ede de keyfini çıkaralım bu lezzeti. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Böyle ustamız unla böyle banyo yaptırıyor. Böyle tavuk da zaten böyle iyiden iyiye marinasyona yatırılıyor. Yumuşak olsun diye. Böyle bir gün marine ediliyor. 12 saat. He bak, şöyle bir suya batırdı. Baharat İran'dan geliyormuş arkadaşlar. İyiden iyi. Buna batırılıyor. Ustamız Türkçe bilmediği için bu şekilde ben size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve en son ne tavuğu oluyor? Bu Kore tavuğu olarak mı geçiyor? Nusretvari hareketler yapıyor ustamız. En son böyle kızgın yağın içerisine atılıp iyiden iyiye çıtır haline getiriliyor. Biz de bekliyoruz arkadaşlar. He, bu şekilde değil tabii, kapatılıyor, basınçta pişiriliyor. Rost tarzında arkadaşlar. Basınçta pişirilecek, tam böyle çıtır çıtır olacak. Görüyorsunuz makinası da bu şekilde. En son çıtır çıtır, hani bak gördüğünüz gibi dakikası yazıyor zaten. 14 dakika bekleyeceğiz. Yani 13.53 aşağı doğru iniyor. Biz de bekliyoruz. En son çıtır hale gelince de afiyetle tüketeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dakikası bitti. Uyarısını verdi cihaz. Ustam da yavaştan yavaştan açtı. Şöyle gördüğünüz gibi tavuk çıtır çıtır olmuş. Şöyle yağından çıkarıyoruz tam onu. Büyük bir bronz olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Mis gibi çıtır çıtır olmuş. Ne kadar bunun fiyatı? 390 TL. 390 TL. Arkadaşlar yanında 1 litre içecek veriyorlar. Patates kızartması veriyorlar. 2 salata, 2 patates. Bu şekilde 2 tane de sos seçeneği var. Ve bu şekilde 390 TL'ymiş. Biz hemen sofraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle gösterelim tavuğu. Kocaman bir tavuk, yanında patatesi. Farklı farklı soslar var burada. Şöyle gösterelim. Şöyle de soslarını getiriyorlar. Şu salata oluyor herhalde değil mi? Şurada iki tane salatası var. İki tane sosu var. Burada da ayrı soslar var. Bu herkese geliyor mu bu soslar? Yani menünün içerisinde iki tane var. Bize güzellik yapmışlar. Teşekkür ediyorum. Ve ne yapıyoruz? Şöyle Hakan'cığım yakından gel. Şunu şöyle bir elimizle çıkaralım. Görüyor musunuz kıvamı? Çok güzel bir kıvama gelmiş. Böyle eldiven de takıyorsun. Eldiven de getiriyorlar. Başta ne yapalım? Şu kanat olayını ben çok seviyorum. Kanatla bir başlangıç yapalım. Açılışımızı yapalım. Oo. Hem çıtır çıtır hem de sulu sulu. Ya benim çok hoşuma gitti. Tam böyle bros tarzı bu. Dediğim gibi. Kore usulü olarak geçiyor. Şöyle salatasının bir tadına bakalım arkadaşlar. Bu kozlova benziyor ama. Kozlov değil mi bu? Güzel. Şöyle iki kişi bununla doyarsın. 1 litrelik de dediğim gibi burada içecek de veriyorlar arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakından da. Dumanın üzerinde ve devam edelim. Şurada farklı soslar var. Soslara batıra batıra bunların keyfini çıkaralım biz. Evet arkadaşlar, şimdi de B bloğa geldik. Buranın da San Sebastian'ını inanılmaz övdüler. Hemen girelim, hem kahvemizi biraz dinlenelim. Yediklerimizi sindirmiş olacağız. Kahveyle böyle rahatlayacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Büşra var. Büşra nasılsın? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir böyle San Sebastian görüyorum. Evet, San Sebastian. Çok güzel gözüküyor. Şöyle üzerine çiziklerini de atmışsın. Şöyle bir porsiyon alabilir miyiz? Tabii. Evet. Neden burası bu kadar seviliyor? Burası bu tatlısıyla meşhur çünkü. Değil mi? O yüzden en fazla San Sebastian geliyor.
Beylikdüzü'nden bile gelenler var ve evet en fazla bunu satıyoruz. Beylikdüzü'nden bile geliyorlarmış evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada kıvam çok önemli. Akışkan bir kıvamı kesinlikle. Var gibi duruyor zaten. Evet, o bıçağı batırınca gördüm onu ben. Gösterebilirim. Oo, mis gibi gerçekten. Şöyle tabakladın sen onu. Nedir şu an güncel fiyatımız? Bu şekilde bir porsiyonu bu kadar değil mi? Şimdi yanına bir dilim daha geliyor. Bir porsiyon olarak geçiyor. Bir porsiyon iki dilim şeklinde sunuyoruz. Ha, bir porsiyonda iki adet bulunuyor arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde böyle. Yanına bir porsiyonumuz 125 lira. Bu şekilde 125 lira. İki dilim konuyor arkadaşlar. Yanında da bir tane biz kahve alırız. Buranın kahvesi de güzelmiş. Americano ile tavsiye ederim. Americano ile güzel evet. Olur diyorsun. Tamam bir tane de şöyle Hakan'cığım yakından göster. Americano ile alırız yanımıza. Bunun keyfini çıkarırız. Çok teşekkür ettik. Çok sağ ol. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar soframıza geçtik. Şöyle ne yapıyoruz? Bu işin olmazsa olmazı. Ritüelimizi bozmayalım. Şuradan alırsın şöyle. Şuna bak ya. Kıvam efsane. Oo, yani son zamanlarda yediğim en lezzetli San Sebastian. Çılgın bir şey gerçekten bu ya. Çok çok iyi. Bak iyi değil. Çok çok iyi. Eminim buna çok çalışılmıştır. Bu lezzeti yakalamak çünkü kolay değil. Ben bayıldım yani öyle söyleyeyim. Mutlaka deneyin. Yanında böyle güzel bir Americano'yla da taşlandırın bunu. Gerçekten rahatladım şimdi. Fazla rahatlık batar ve yemeye devam edilir. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Burak var. Burakcığım nasılsın, iyisin? İyiyim abi, sen de. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. El yapımı makarna yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, el yapımı makarna yapıyoruz. Süper. Pesto soslu, bir de füme ve karamelize soğanlı. Evet. İki tane alacağız biz. Evet. İkisinin yapılışına geçelim o zaman. Tamam olur abi. Hadi bakalım. Burakcığım ne yapıyoruz? Şimdi bak hamurları orada evet, görüyorum. Hamurlar burada açılmış. Tamam. Bu hamuru kendi makinanda. Aynen, kendi makinamda. Fettuccine tarafından. Fettuccine tarafından aynen. Böyle biraz daha kalın oluyor değil mi aynen, bu? Aynen, biraz daha kalın oluyor. Bu makinanın bende de var aynısından. Böyle geçiriyorsun. Aynen böyle geçiriyorum. Bunun içerisinde hamurun içerisinde ne var? Yumurta, un, tuz, başka evet. Bir şey var mı? Yok hayır. Yok, semolina bir de un olarak normal değil. Semolina onu değil mi? Evet bu şekilde şekli veriliyor. Hemen ikinci istasyona geçelim. Evet şimdi aynen. Ne yapıyoruz dostum? Tavayı ocağa ekliyorum. Tencereyi ocağa ekliyoruz. Tencereyi ocağa ekliyorum. Altını yakıyorum. Evet. Tavamız ufaktan ufaktan ısınırken zeytinyağı da hafiften kızsın diye zeytinyağını koyuyorum. Tamam. Tavamız ısınana kadar yağımızı da ekledik. O bir kızsın dedi. Şimdi ne yapıyoruz dostum? Makarna makinemizi, cooker'ımızı, makarnalarımızı ekliyoruz. Bu normal porsiyonumuz. Bu ise küçük porsiyonumuz. 200 gram, 150 gram. Tamam. Şöyle içerisine attım makarna makinesini. Bu iğden iyiye ne yapacak? Kıvama gelecek. Aynen, yaklaşık bir 7 dakikada. 7 dakikada pişiyor bu. Aynen, taze olduğu için. Süper. Bunlar pişiyor duracak. Biz de ne yapacağız? Yan tarafta ufak tefek çalışmalar yapacağız değil mi? Aynen öyle. Yağ kızdıktan sonra fümeye tekliyorsun sen ona. Hafiften böyle göbek attırma çalışmaları. Ufaktan ufaktan. Evet, etimizin başı dönmeye başladı. O sırada hiç bekleme yapmıyorsun sen. Şöyle karamelize soğan devreye giriyor. Karamelize soğanları da ekledi. Aşıkları buluşturup tekrardan harmanlıyorsun sen onları. Onlar aşıklarını tazelerken alev şov başladı. Süper. İyiden iyiye pişti. Biraz tuzumu atıyorum. Karabiber. Karabiber dokunuşu geldi. Ve tekrardan göbek attırmaya devam ediyorsun. Oh mis gibi kokular da yükselmeye başladı. Heyecanlanmaya başladı. Krema mı geliyor? Bak buna krema da ekleniyormuş. Krema dokunuşu da geldi ona. Efsane bir şey çıkacak ortaya. İyiden iyiye yaydın onu. Tüm malzemeler iç içe girdi. Tek parça haline gelmek üzere. Bunun daha sonrasında şeyini bekliyorum. Artık makarnasını ekleyeceksin değil mi dostum? Aynen makarnasını tamam. Ekleyeceğim. Şimdi de şöyle arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Pestolu yapıyoruz değil mi? Aynen fesleğenimi ekliyorum. Fesleğenler böyle tane tane. Aynen. Püre haline getirilmemiş. Bak bu da çok önemli. Süper. Lezzet damağa vuracak arkadaşlar. İki tane söyledi. İkisinin bir tadına bakalım. Pestoyu sevdiğim için pestoludan da vazgeçmek istemedim ben. Bu arada pestoya şöyle krema da eklendi arkadaşlar. Kreması onun da eklendi. İkisinin de sosu hazır. Artık makarnana eklenebilir. Evet şöyle gösterelim. İyice suyu süzülüyor. Makarnanı ve ardından şöyle ekleniyor. Ve tekrardan böyle sosla beraber makarnayı harmanlayıp son kıvamına getiriyor. Nedir dostum bunun fiyatı şimdi? Bunun fiyatı 175 olması gerekiyor. 175. Bu normal porsiyonu için. Peki pestolu? Pestolu da 165. Pesto da 165. Şöyle pestonunki de eklendi arkadaşlar. Artık biz ne yapalım? Bunların fiyatını da aldık. Artık sofraya geçebiliriz. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Üzerine de şöyle parmesan peynirini eklemişler. Görüyor musunuz? Sıcağı da üzerinde. Şuradan aldım şöyle. Oh. Büyük bir iştahla dumanı da üzerinde. Başla pestoluyla başlayalım. Şöyle alıyorum.
Pesto çok güzel. Nedeni de şu, püre haline getirmemişler ya. O dediğim gibi damağa vuruyor. Çok daha lezzetli olmuş. Özellikle o parmesan çok yakışmış buna. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bundan da alalım kendimize. İleniye. Şöyle doladık onu. Karamelize soğan ve füme etli bu da arkadaşlar. Bu da çok güzel olur. Karamelize soğan özellikle buna çok yakışacağını düşünüyorum. Böyle füme daha baskın çıkmış. Arada böyle karamelize soğanın lezzeti de vuruyor. Bu da çok lezzetli. İkisi de birbirinden güzel. Ama ben bir daha gelecek olsam pestolu söylerim arkadaşlar. Ev yapımı olması büyük avantaj. Çünkü tam o makarnayı iyiden iyiye hissediyorsun. Altı üstü makarna deyip geçmeyin. Çok severim. Makarnayı zaten severim ama böyle el yapımı olduğu için ayrı keyif veriyor. Şöyle devam edelim. Biz bunları da yiyelim, sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi çıtır pide lahmacuna geldik. Burada hem lahmacun yiyeceğiz hem de pide yiyeceğiz. İçeri girelim, nasıl bir pide yiyeceğimize karar verelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Sedat var. Sedat nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hamurları açmaya başladım. Ne yapacağız bugün bana? Çıtır yapacağız. Çıtır lahmacun. Bir tane de tavuklu pide yapacağız. Ama daha demin spesiyel dedin. Tamam, spesiyel var da tavuk siparişimiz de müşteri. Ha, bu tamam. Sizin. Bu benim mi? Evet, bu sizin sipariş. Tamam. İçerisinde neler oluyor bunun? Kuşbaşı, kavurma, sucuk. Kuşbaşı, kavurma, sucuk. Şöyle gösterelim. Görüyor musunuz? Bak çeşit çeşit gördüğünüz gibi ürünler var. Kaşarlısı var, kavurmalısı var, sucuğu var. Karışık oluyor herhalde. Kuşbaşı oluyor. Bu kuşbaşı oluyor. Kıyma, soğanlı çeşitli acılarçısı. Bu da klasik. Tamam. Bu eklediğimiz ne? Tavuklu pide. Bu tavuk. Bu müşteriye gidecek. Bu bizim ama değil mi? Evet. Çıtır tamam. Spesiyelsin. Tavukluğun üzerine böyle kaşar dokunuşu da yapıyorsun herhalde. Bütün pidelerin üstünde çoğunlukla kaşar. Tamam. Ona da ekledi. Kenarlarından kapladı ve artık pişmeye hazır ustam bu. Aynen, pişmeye hazır. Tamam. Bir de lahmacun alacağız bir tane. Lahmacun hangisini istiyorsun? Soğanlı olsun. Şöyle taş fırında buluş. Şimdi de lahmacuna geldik. Soğanlı dedik. Şöyle her tarafına iyiden iyiye yaydın. Porsiyonlarını soralım. Bir tane lahmacun ne kadar şu an? 62 lira. Daha demin karışık yaptığın ne kadar? 170 lira. O da 170 TL. Tamam. Lahmacunlar da atıldı. O zaman biz bekliyoruz ustam. Çıkarken tekrar bir görüntü aldık. Teşekkür ettik. Tamam, güzel. Evet, lahmacunlar çıktı. Şöyle bir gösterelim. Bak hemen yan tarafta farklı bir çalışma da yapılıyor tabii. Şöyle tozunu alıyorlar onun. İyiden iyiye çıtır çıtır olmuş. Şu alt tarafına bakar mısınız? Fazla tozu alınıyor. Kenarları da kesiliyor. Şöyle çıtır çıtır sunuma hazır hale getiriliyor. Şimdi de pideyi bekleyeceğiz. Pideler de hazırmış. Bu tavuklu. Bu tavuklu, bizim değil. Evet, pideler de çıktı arkadaşlar. Kenarlarına bir yağ dokunuşu yapıyor ustam. Tereyağı mı koydun ustam? Tereyağlar eklendi. Ve şöyle kesilme aşaması. Oo, şu sese bak, çıtır çıtır mis gibi. Artık tabaklanıyor. Biz de sofraya geçebiliriz artık. Teşekkür ettik. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Pidemiz burada. Lahmacunumuz burada. Şöyle bir tane ezme veriyorlar. Çok güzel gözüküyor. Sulu sulu. Bir yandan da şöyle bir salata veriliyor arkadaşlar. Üzerine sumağını, domatesini, yanında limonla, kendime de bir tane ayran söyledim. Bak şöyle lahmacunla başlayalım. Şöyle tutuyoruz. Lahmacunun içerisine şöyle bir salatasından aktaralım. Bir tane domates ekleyelim şöyle. Biraz da şöyle bir limon yağmuru. Ardından kapanışı yapalım arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. İncecik bir lahmacun, çıtır çıtır ve de lezzetli. Benim hoşuma gitti. Burada çeşit çeşit zaten gördünüz. Çeşit çeşit lahmacun pide çeşitleri var. Ayranımızdan da alalım. Benim çok hoşuma gitti. Burayı da deneyebilirsiniz. Diğer yandan şöyle ezmesinden de alalım. Oo, ezme de çok güzel. Lahmacunun tadına baktık, şimdi de pidenin tadına bakacağız. Bir tane de şöyle pideden alıyorum. Şöyle içerisinde kaşar da var arkadaşlar. Şunu da aldım böyle. Bu da spesiyel olarak geçiyor. İçerisinde kuşbaşı, sucuğu, kaşar, kavurma, tüm lezzetler var. Bu da çok güzel olmuş. Hatta pidesi çok daha güzel. Dediğim gibi 4-5 tane, 6 tane pide çeşidi var buranın. Özellikle o kuşbaşı çok yakışmış buna. Bunlar da bir keyfini çıkaralım, devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de I Love Fish'e geldik arkadaşlar. İçeride balık ürünleri var. Çeşit çeşit böyle ürünler. İçlerinden sadece bir ürünü merak ediyorum. Onu da takipçiler önermişti. Hemen giriyorum. O ürünümü alıp hemen sofraya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Karides dinamit aldım. Bunun fiyatı 109 TL. Bunu da neden aldığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Dışarıda iki tane takipçim beni buldu. Mutlaka abi oraya git, karides dinamit ye dediler. Ben de onların önerisi üzerine geldim tamamen. Ve şöyle bir tanesini alıyorum. Hakan şöyle yakından göster. Sosuna dinamit sos demişler. Üzerine susam koymuşlar. Hafiften böyle çıtır var. Ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Böyle hafiften bir mayonez, sirke, acı da geliyor. Arkadan vuruyor. Çok güzelmiş.
Harbiden başarılı. İyi ki söylemişler. Çok güzel bir atıştırmalık diyebiliriz buna. Özellikle karides severler bunu kaçırmasın derim. Farklı menüleri de var. Çıtır karides de var mesela ama bunu önerdikleri için bunu aldım ben. Bence çok doğru bir karar. Çok güzel, çok lezzetli. Dediğim gibi bence mutlaka deneyin bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sokak lezzetlerinin başında gelen Un Kapanı pilavcısına geldik. Tabii burada pilav üstü tavuk yiyeceğiz arkadaşlar. Burada etlisini de yapıyorlar ama tavuktan yana şansımı kullanıyorum ve ne yapıyorum, hemen içeri girelim. Yanında böyle bol köpüklü ayranıyla buranın keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, içeriye geçtik. Yanımızda Ali var. Ali kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle çok güzel pilavlarını eklemişsin buraya. Diğer yanında tavuk var. Şöyle et de var. Bir karıştırıp gösterelim eti de istiyorsan. Tabii ki de. Şöyle iyiden iyiye pişmiş. Çok kararsız kaldım. Et mi tavuk mu diye. Ama tavukta karar kıldım ya. Tavuk alalım, tavuk yaptıralım. Tam böyle sokak lezzeti. Gramajına göre değişiyor dedin sen. Aynen. Kaç gram var? Şu an 65. Tamam, 65 gram yapıyoruz değil mi? İsteyen aynen, daha fazla da ekletebiliyor. Tabii ki de isteyebilir. Tamam, 65 gramını yapalım. Evet, şöyle evet, pilavlar çok güzel gözüküyor. Evet, böyle tane evet, tane. Nohutlu tabii yapıyorsunuz zaten. Tabii ki de. Karışık oldu, istersen nohutlu da çıkartabiliyoruz. Aynen, sade de yapabiliyorsunuz. Tabii ki de efendim. Tamam. Şovumu da yaparım diyorsun Ali sen. Yani her zaman şöyle. Ali'cim ne kadar şu an güncel fiyatımız? Şu an 95. Şu an 65 gram tavukla beraber 95 TL'ye veriyor. Tamamdır, süper. Eline koluna sağlık diyorum. Ben sofraya geçiyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle salata, ayran, bol köpüklü bir ayran. 65 gram pilav üstü. Bu şekilde 155 TL'ye veriyorlarmış. Şöyle Hakan'cığım bir yakından çek istersen. Şöyle şuradan kendime doğru aldım. Oo. Şöyle devam ediyorum. Normalde de farklı semtlerde de ben Un Kapanı'na gelmiştim arkadaşlar. Çok güzel yapıyorlar. Onun için burayı da kaçırmak istemedim. Burası da çok çok güzelmiş. Yanında salatası, bol köpüklü ayranıyla. Çok güzel gitti. Olmazsa olmazı buranın. Şöyle bombalar. Şu bombalardan da kendimize alalım. Bence olmazsa olmazı. Tabii isteyen buna ketçap da sıkabiliyor. Benim çok tarzım değil. Özellikle böyle nohutlu olunca ayrı keyifli oluyor. En sevdiğim sokak lezzetlerinden. Dediğim gibi bu da etli de veriyorlar. Tabii klasiği bozmayayım dedim ben. Benim çok hoşuma gitti. Biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. Geceyi çok güzel kapatacağız. Sürpriz olsun. Birazdan çok güzel bir yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de Bay Kokoreç'e geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Güveçte kokoreç yiyeceğiz. Diğer yandan da dürüm yaptıracağız. Normalde yapıyorlar, klasik de yapıyorlar ekmek arasına ama ben böyle farklı olsun istedim. Farklı böyle dürüme de yapıyorlarmış. Onu çok merak ediyorum ben de. Hemen gidelim. Çok lezzetli dediler burası için. Yumuşacık pamuk gibi bir kokoreci var dediler. Burayı da kaçırmak istemedik arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Hemen içeri girelim. Kokoreçsiz de günü kapatmak istemedik. Akşam vakti de oldu zaten. Hava karardı. Tam kokoreç zamanı diyoruz. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Uğur var. Uğurcum nasılsın, iyisin? Hoş geldin abi. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Enfes kokorecini yemeye geldik. Hoş geldin abi. Çok söylendi. Çok güzel bir kokoreçmiş. Dürüm de yapıyorsun, güveç de yapıyorsun, klasik kokoreç de yapıyorsun ekmek aynen arası. Öyle. Böyle hepsini bir gösteririz. Kendimize bir güveç, bir de dürüm alırız olmadı. Olur. Farklı nasıl olsun istersen. Atomdan da yaparız, normalden de tamam, yaparız. Tamam, olur. Olur. Hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet, nar gibi kızarmış kokoreçle. Tam evet, kıvamında. Doğru mudur? Doğrudur. İzmir'den böyle özel sarı. Şöyle çıkardın sen onu. Süper. Sana çok özel. Yeter mi bize bu? Yeter. Yetmezse yenisi de var. Tamam, sıkıntı yok. Kendi yuvasından çıkardın demirini. Boşa geldi. Başta şöyle bir kesiyorsun. Şöyle içini gösterelim. Ne oluyor bu içindekile? Mum var, kuzu bağırsağı ve çöz yağı içerisindeki. Çöz de var. Kuyruk yağı değil. Çöz, mum var ve üzerine de kuzu bağırsağı olarak çok sarıyoruz. Güzel. Yağ oranı çok yağ olduğu zaman boğuyor yerken böyle. Doğru söylüyorsun. Çok bir yağ yok. Ağırlıklı böyle bağırsak ve mum var. Süper. Hemen keselim o zaman, pişirelim bunu. Keselim. Şöyle ince dilimler halinde kestin onu sen. Kalın kesiyoruz, ince kalın kesiyoruz. Çok ince kesmiyoruz. Ekmeğin içinde. Tamam. Yani ekmek değil de kokoreç yemek daha. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Mantıklı oluyor. Şöyle 3 tane attım başta. Evet. Siparişler de geldi tabii. Siparişler de geldi. Onları da atarız. Bir de şöyle bir atom. Atomumuz var dedin sen. Atomlarımız var. İçi uykuluklu. Tamam. Atomu da yapacağız. Çıkardın atomlarından keselim da. Keselim şöyle şuradan. Şöyle atomu da bir açalım, gösterelim. Şöyle ortadan böldüysen onu. Şöyle içi uykulu. Süper. Çok güzel. Süper gözüküyor. Bunu da sen attın. Ve burada pişmesini başta bir bekleyeceğiz. Evet. Önce meşe kömüründe. Şöyle kömürünü de bir gösterelim. Saç tava kullanmıyoruz. Bak şöyle kömür ateşinde pişiyor arkadaşlar. Süper. Közde, sebzesiz, İzmir usulü dediğimiz. İzmir usulü yapıyoruz değil mi sen? Hiçbir şekilde sebze kullanmıyoruz. Sebze girmiyor. Ekmeğin içinde parçalıyoruz. Ekmeğin içine alarak dolu dolu güzel bir kokoreç yeniyor. Bekliyoruz. Kokoreci de çok severim, bekliyorum. Tamam. Bir de dürüm yapacağım size. Tamam. Hepsini gösterelim. Tamam. Evet, bir tarafı pişti. Şimdi diğer yüzüne çevirdin sen. İyiden iyiye pişiriyorsun onları. Bir ön bir arka mühürleme dediğimiz şekilde, çok kurutmadan. Çok kurutmuyor. Kokorecin tadı ölmeden. Anladım. Sulu sulu da kalsın. Aynen. Zaten yumuşacık. Şöyle gösterelim. Şozur şozur sesler eşiğinde.
içinde mis gibi kokular yükseldi. Biz de heyecanımız kat be kat arttı arkadaşlar. Evet, şöyle domatesle biberleri de yanına sunum olarak ekliyorsun sen. Değil aynen. Mi? İçine eklemiyorsun. Porsiyonda yanına ekliyorum. Tamam. İçerisine yok. Böyle şu şekilde biraz da soğan. Soğanla yapacağım dedi. Karaca çok yakışıyor. Soğanı da ekledi. Onlar da bir köz lezzetini alsın. Muhteşem yakışacaktır yanında. Evet, güveç yapacağız dedik ve görüyorsunuz güveci önceden ısıtıyoruz. Şöyle kenara da aldı. Malzemeler de şöyle ufaktan ufaktan pişmeye başladı. Siparişler de geldi. Çok güzel gözüküyor. Hafiften ufaktan ufaktan bir temizlik çalışması ona. Güveci bu şekilde ısıtıyoruz. Tamam. Kokoreç soğumasın. Tamam. Yerken. Kokoreç soğumasın şöyle. Geliyorsun. Domatesini aldı. Akabinde şöyle gösterelim. Kokoreçler pişti. Şöyle kağıdın üzerine aldı. Evet. Ben çok üzerine kıyma gitmiyorum. Gibi parçalamıyorum. Şöyle şu şekilde. Kokoreci üzmüyorum diyorsun. Üzerine gitmiyorsun. Şöyle sadece iri kıyım. İri parçalara. Bir parça. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuz ekledi. Pul biber. Bu işin olmazsa olmazı. Kimyon dokunuşuyla. Hatta şöyle bir parça direkt. Şöyle tadına bakalım. Bir vereyim. Sadece tuz kısmında. Ne demek istediğimi. Muazzam. Afiyet olsun. Harbiden çok başarılı arkadaşlar. Çok iyi. Çok lezzetli bir kokoreç. Sıfır koku. Rademin çiğken de kokusuna baktım. Harbiden böyle süt gibi kokuyor. Çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle biberimizi biberini de attım. Şöyle soğanlar da geldi. Soğanımızı da kenarda bırakıyoruz. Efsane oldu. Çok güzel. Ne kadar şu an bu? Böyle bu şekilde 350 TL. Bu şekilde 350 TL evet. Veriyorsun. Ekmek arası dedim ama şöyle yapalım mı? Ben bunu böyle sade sade yemek istiyorum. Tamam. Bak dürüm de yapıyor. Evet. Çeyrek atsana bana. Tamam. Çok hoşuma gitti çünkü kokoreç. Böyle dürüme boğma istemiyorum onu. Tam o klasiği yaşamak istiyorum çünkü çok hoşuma gitti kokoreç. Tamam. Olur mu? Tamam. Böyle yapalım. Tamam. Tamam. Nasıl isterseniz. Atomu size dürüme yapacağım. Tamam. Sen dedin ki dürümün de tadına bak, çeyreğin de tadına bakarsın. Dürümün de, çeyreğin de, porsiyonun da hepsinin tadına bakarız. Dürüme çünkü atoma yapıyorsun değil mi? Atomla yapıyorsun dürümü. Normalde de yapıyorum. Normalden şimdi güveç yaptığım için size atomu da lavaşta yapacağım. Tamam. O zaman öyle yapalım. Bunları da böyle ince ince kıyıyorsun. İçerisinde uykuluklar var. Onları böyle ufaktan ufaktan kestin. Olay budur mu diyorsun? Buna yine böyle aynı çalışmayı şey yapıyorsun değil mi? Tuzunu ekliyorsun. Şu şekilde ekliyoruz. Bunu da şöyle uykuluk kısmında. Pamuk gibi çok güzel. Şöyle dürümün arasını aldı. İyiden iyiye yayıyor onu. Kokoreç burrito mu yapacaksın yoksa? Geldi. Şöyle toz biber. Şu şekilde sarıyoruz. Şöyle çok azıcık. Yağını buladı. Yağından buluyoruz. Ve şöyle kızartıyoruz. Dışını kızartıyorum. Ve masaya gönderiyorum. Süper. Tamam. Biz o zaman sofraya geçiyoruz. Eline koluna sağlık. Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. Dürümün fiyatı da 235. 235 TL. Biz sofraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Şöyle göstereyim. Kokoreçler de geldi dürümler. Kokoreç burrito resmen. Çok güzel gözüküyor. Şöyle tutuyorum. Şuradan bir kendime yol verdim. Dış kısmını da Uğur sağ olsun çıtırlaştırdı. Çok da güzel gözüküyor. Ve şununla bir başlayalım. Açılış yapıyoruz. Yumuşacık bir kıvamı var. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Yani bu kokoreci bence kaçırmayın. Mutlaka burada bir deneyin derim. Eminim beğeneceksiniz. Yanında şöyle bombalar. Şöyle turşu da veriyorlar arkadaşlar yanına. Çıtır çıtır. Ben de şöyle bir şalgam söyledim. Oo, çok güzelmiş. Şimdi buna devam edeceğiz. Güveç olayı var arkadaşlar burada. Bu güveç içeride böyle tadına da baktım. İnanılmaz lezzetli. Burada sıcak sıcak kalıyor. Bunu da deneyelim. Ağzımız yanmazsa. Baharat dengesi çok güzel. Kokusu lezzetli bir kokoreç yemek istiyorsanız bence burayı mutlaka ama mutlaka gelin derim. Altını çiziyorum buranın. İster klasik yaptırın, isterseniz dürüm yaptırın, isterseniz bu şekilde güveç yaptırın arkadaşlar. Biz buranın bir keyfini çıkaralım. Daha sonra artık kapanışa doğru emin adımlarla devam edelim. Evet arkadaşlar, İstanbul'da Beşiktaş'ta bir günde resmen dünyaları yedik. Çok güzel yerlere gittik. Her gittiğim yerde ayrı güzeldi çünkü çok güzel bir liste yapmıştık. Kötü bir lezzet yoktu. Çok keyifli geçti ve başladığımız yerde bitiriyoruz. Neredeyiz? Şöyle Kartal Heykeli'nin hemen yan tarafındayız. Şöyle kendimize güzel sade bir Türk kahvesi söyledik. Bol köpüklü. Şöyle başta ne yapalım, yediklerimizi sindirebilmek için kahveden böyle bir yudum alıyorum. Çok iyi gelecek bu kahve. Bu kahvenin üzerine böyle 3-5 tane de çay içeriz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Daha çok İstanbul'a geleceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.